arabaların ön planı. Burası güzel. Burada havuzda yaz. Merhaba arkadaşlar. Kanada'dan herkese selam ve saygılarla. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanada yolculuğumuz, gezimiz, tatilimiz tam hız devam ediyor. Sanki biraz memlekete dönüyormuş gibi bir şey yapacağız. Kanada'da Fransız bölgesine gidiyoruz. Quebec tarafına, Montreal'e gideceğiz. Orada bir 4-5 gün gezeceğiz. Montreal, sonra Kanada'nın başkenti Ottawa. Böyle bir kayak merkezi falan varmış. Kayak merkezinin olduğu bir köyler, dağlar varmış. Oraları gideceğiz, hep beraber gezeceğiz, göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Yola çıktık. Uzun bir yol. 600 kilometre ilk etap, 600 kilometre ilerleyeceğiz. Maalesef Levo yok. Bu yolculuğumuzu benle yapacaksınız. Yalnız artık bana katlanacaksınız. Biraz eğlenceli oluyordu Levo'yla. Benim için çok güzel oluyordu. Sizler için nasıl oluyor oldu bilmiyorum ama yorumlara yazabilirsiniz. Yolla alakalı da bilgi vereyim. Yol 600 kilometre. Şu anda kamerayı şöyle çevirebilir misin yola doğru? Çift şerit bir yoldan gidiyoruz. Bazen 3 şerit, 4 şerit de oluyor. Burası otoban değil, otoyol değil, paralı değil. 600 kilometreyi parasız yoldan gideceğiz. Ama otoban da varmış, otoyol da varmış. Levo dedi ki hiç gerek yok dedi. Hız olarak da gerek yok dedi. Yollar güzel, ışık yok. Ne bileyim işte şehir merkezlerine girmiyorsunuz. 600 kilometre böyle gideceğiz. Yolda gördüğüm güzel şeyleri, kötü şeyleri hep beraber sizlere göstermeye çalışacağım. Hep beraber deneyimleyeceğiz. Kanada'nın güzelliklerini yaşayacağız. Evet arkadaşlar, uzun bir yolculuktan sonra, 600 kilometreden sonra otelimize geldik. Montreal'e geldik. Otelimizi gösterelim. Bugün bir dinleneceğiz. Fena değil. Orada lavabosu, tuvaleti var. Burada büyük bir çift kişilik yatağı var. Burası da yatak oluyormuş isteyenlere. Güzel bir çek yat. Geniş. Fransa'ya göre baya baya geniş. Avrupa'ya göre. Ve burası da manzaramız. Otelimizin manzarası. Montreal'in tam merkezi. Böyle şimdilik böyle göstereyim size de. Yarın tabii gezeceğiz. Ya iyiymiş bu da ya. Böyle bu koltuğu buraya güzel koymuşlar pencerenin önüne. Sevdim yani. Burada böyle film izlenir. Kitap okunur mu? Okunmaz da ama böyle bakılabilir yani. Bu da farklı bir konseptmiş. Montreal'de. Günaydın arkadaşlar. Otelimizde kalktık, dinlendik. Otelimizi göstereyim size. Böyle 10. katta bir havuzu var. Burada havuzlar yazlı, kışlı hep sıcak suyla oluyormuş. Bu da güzel bir şey. Öbür arka tarafta saunası, jacuzzi falan var. Otelimiz böyle. Güzel, temiz bir otel. Kahvaltımızı yaptık. Fiyatını merak edenler olursa da fiyatı 226 Kanada doları kahvaltı dahil. Kanada'da evler ve kiralar pahalı olduğu için otomatikmen, yani gayrimenkul pahalı olduğu için oteller de pahalı oluyor. Yani Fransa'ya göre. Aslında daha da pahalıydı da işte böyle son dakika falan booking, benim indirimlerden falan öyle faydalandık. Bugün Montreal'i gezeceğiz. İnşallah güzel şeyler görürüz, çekeriz, sizle paylaşırız. Otelle alakalı bir bilgi de vereyim. Manzarası böyle. Şu anda 10. kattayız. Bak orada modern binaların yanında eski tarihi yapılar var, kiliseler var. Böyle çarşıyı gezeceğiz. İlk defa yani 10. katta resepsiyon var burada. Resepsiyonu 10. katta. Bu da enteresan bir bilgiydi. Yani otele giriyorsunuz, resepsiyon arıyorsunuz, 10. kata çıkın diyorlar. Havuz falan da orada. Bütün her şeyi 10. katta yapmışlar. Montreal sokaklarında geziyoruz. Tarihi bir, eski güzel bir burada gezilecek bazilik varmış.
oraya doğru yürüyerek ilerliyoruz. Yürürken de caddeleri sizlere göstereyim dedim. Buranın başka bir özelliğini söyleyeyim. Arabaların ön plakaları yok. Fark ediyor musunuz? Hiçbir arabanın, bu Quebec bölgesine has bir şeymiş. Bak arabalar geliyor şu anda. Göstereceğim. Hiç ön plakaları yok. Bak şimdi böyle dönüyü sonra döndüreyim. Bak hiçbirinde yok. Eğer varsa dışarıdan gelmiştir. Toronto tarafından gelmiştir. Bak şimdi döndürüyorum. Arka tarafta plakalar var. Enteresan. Başka bir ülkede var mı böyle bir sistem? Onu da varsa gösterirsiniz. Yazarsınız yorumlara. Modern binaların yanında eski binaları da korumuşlar. Böyle enteresan Avrupa'yı yapılar var. Çok çok eski değil tabii bunlar. Tarihleri fazla olmadığında. Ama yine de 150 yıl falan vardır en azından. Böyle enteresan yapı türlerini de sizlere göstermeye çalışıyorum. İşte önemli yerleri beraber geziyoruz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Beraber öğreniyoruz, beraber keşfediyoruz. Yani çok büyük bilgim yok. Sadece geziyorum, bakıyorum. Burada mesela ne yazıyor? Molson Bank. Burası banka binasıymış. Tarihi bir banka binası. Burası da tiyatro binasıymış. Güzel bence. Evet arkadaşlar. Montreal'de tarihi 1824 yılına dayanan Notre Dame Baziliği. Buraya gireceğiz biraz sonra. İçerisinin görüntüsü muhteşem. Baktım. Sırf içerisinin o görüntüsü için girilir. Burası da böyle bir meydan. Bilet fiyatları büyükler için 15 dolarmış. 17-22 yaş 13 dolar. 6-16'da 9,5 Kanada dolarıymış. İnşallah içeride kameraya izin verirler. İçerisini sizlere göstermek istiyorum. Fransa'da aslını gezmeden, asıl Notre Dame'ı gezmeden Montreal'de Notre Dame Baziliğini geziyoruz. Bu da farklı bir detay benim için. Aslında ben gezdim de sizlerle gezmediğim için söylüyorum ama en yakın sürede inşallah asıl Notre Dame Kilisesi'ni, katedralini Paris'te gezeriz. Baziliğin yanında bol bol hediyelik eşya dükkanları var. Burası da arkadaşlar Palais de Justice, Adalet Sarayı'ymış. Notre Dame Baziliğin oradan geldikten sonra böyle aşağıya doğru da eski Montreal varmış. Eski Montreal'a doğru iniyoruz. Orada da biraz gezeceğiz. Burası güzelmiş. Süslemişler çiçeklerle. Eski Montreal'in taş binaları. Taş bunlar, taş. Girelim. Hediyelik eşya dükkanları var. Böyle gezelim. Burası da dostlar eski Montreal'in meydanıymış. Çok sessiz, sakin, tatil dönemi olmasına rağmen
Hava 22-23 derece. Bulutlu ama tam gezme havası aslında. Tatil döneminde de bu kadar sakin olması enteresan. Meydanın kenarında kahveler, barlar, restoranlar güzel yerleştirmişler bence. Burada da estetik bir bina vardı. Ne ola ki diye böyle baktığımda, ilerlediğimde normalde böyle bir kilise binası gibi veya katedral gibi geliyor ama burası marketmiş. Bayağı içerisi market. Eski Montreal'in alt sokağı. Burada da yine hediyelik dükkanlar falan var. Eski binalar. İlk yerleşim yeri. Montreal'in limanıymış. Orası da Notre Dame'ın baziliğinin arka tarafı. Arkadaşlar, Montreal'de geziyoruz. Nereye gezdik? Notre Dame Baziliğini gezdik. Eski Montreal'i gezdik. Limanını gezdik. Ne diyoruz? Bir günlük bizden bu kadar. Ama Montreal'i daha gezmeye devam edeceğiz. Güzel yerler göstereceğiz. Çok güzel daha yerler varmış. Bir günlük bizden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Memoli ile kalın.